Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bir maddenin ne olduğunu fırına atıldığı zaman belli oluyor. Topraktan çıkan maden, her şey karmadır toprak. Toprağa 1500 santigrat derece ısı verilirse demir ayrışıyor. 2500 civarlarında olursa bakır. 2800 olursa böyle altına doğru gidiyor. Yani ateşe de fitne deniliyor. Toprak da karmadır. Topraktakileri birbirinden ayırt eden ateştir. Ateş, ustad der ki, ateş bazen sudan daha güzel temizler. Şimdi insanın, ders başlamadan önce birkaç dakika şey yapayım. İnsanın ne olduğunu, kim olduğunu, kime ait olduğunu, nerede olduğunu bilemiyor. Bilemez. Gelişen hadiseler, yaşanan olaylarda takındığı tavırlar ve sarf ettiği kelamlarla kişinin ne olduğu kendisi bilir. Allah bilir. Allah biliyor da haşirde şöyle hesap yok. Birkaç dakika zaten bu çarkada var. İki dakikamız var. Haşirde benim senin hakkında bilgim, senin hakkındaki hükmümün hesabını ver demiyor. Bildiklerimin verin hesabını demiyor. Yaptıklarınızın verin hesabı olacak. Yani benim sizin hakkınızdaki bilgilerim var. Bu bilgilerimle hesap verin demiyor. Yaptıklarınız, onayladıklarımız nedir biliyor musun böyle? Hadiseler şablon gibidir. Oraya onayladığımızı zannediyoruz. Dikkat edin, bir şey söylüyorum. Gelişen hadiseler, gelişen hadiselerde takındığımız tavırlar ve sarf ettiğimiz kelamlarla orayı yorumladığımızı zannediyoruz, tercih ettiğimizi zannediyoruz. Oysa o aynada kendimizi ifade ediyoruz. O biziz, o değil. Ve böylelikle senin kim olduğunu sen o aynada görüyorsun kendini. O aynada yani kim olduğunu orada görüyorsun. Şimdi şu gelişen yarın saat seçim meselesi iki türlü ölçü var temelde. Kendini ölçü yaparsa, yani kendisine milliyetçilik olur, menfaat olur, cemaat olur, anlayış olur, kültür olur, bilgi olur, tamam mı? Bunlar hepsi toplamı birdir. Bir de Allah'ın dini var. Dinin yanında değilse, nerede olursan ol, öteki taraftasın. Şablon dindir. Şablon dindir. Olaylarda. Çünkü bu dünya kapanacak. En azından yaptığın tercihlerde mesuliyeti birisine yüklemen lazım ki kurtulasın. Şimdi Üstad Asıl İmamı'dır. Biz ona inanıyoruz. Ben inanıyorum. Asıl İmamı'dır. Ortaya koyduğu şablona göre, ortaya koyduğu şablona ben uyarsam Risale-i Nur'un sadakatına uymuş olurum. Sadakata uyarsam iştiraka amal uhreviye, Nur cemaatinin yapmış olduğu hasenata ortak oluyor. Uymazsa kendi başına kalıyor. Elde etmiş olduğu Risale-i Nur bilgileri de malumat oluyor. Risale-i Nur'a göre yarınki ölçü şudur. Cumhuriyet Halk Partisi azami şerdir.
Kur'an ve din ve vatan aleyhindedir. Risale 206, Emirda 2. Vatan Kur'an aleyhindedir. Adem aleyhisselamdan beri gelmemiş bir rejim, Kemalizm, münazaratta Kemalizmi aşağıda haşiyede şöyle diyor, masonluk ve komünizm manasında olan Kemalizm diyor. Zaten o gelirse diyor, Kur'an, vatan ve din adına endişe ediyorum ve o parti adına komünistik kuvvet bulur. Onun gelmemesi için bu azam-ı şer, ehven-i şer'i destekliyorum. Bu da şer'dir. Hayr-ı mutlak değil. Saymış olduklarınız bir sürü pisliklerden daha fazla. Ehvendir. Buna göre bu ehvendir. Yani mübarek değildir. Bunu durduracak budur. Eğer bunu durduracak yerde değilsen bunun yanındasın ve ustadın bu koymuş olduğu sadakatı onaylayan iştirak amal-i rübiyenin dairesinde ol. Kafasına gören otomatik olarak dışına kalıyor. Çünkü ustadın sari ifadesine yap, yapma tabirlerine muhalefet edilmiş oluyor. Otomatik olarak dışında kalıyor. Diğerleri, mesela diyelim ki gitti kaşire, sen bunu niye onayladın? Vallahi 2. Emir'da 206'da Bediüzzaman böyle demiştir. Ben de bunu durduranın burasındayım. Ondan sonra denilmesi lazım. Yani birisine yüklemen gerekiyor. O ileriye. Birisine mesuliyeti yüklemen gerekiyor. Ben 50 Ağustos'ta inşallah 53 olacağım. Ömrümde, Allah razı olsun, ömrümde bir daha görmüştüm. 80 ihtilalinde iman ve küfür gibi olmuştu. Bir de 2015 şimdi görüyorum. Durum seçim değil, iman küfüre dönmüş. Küfür bir tarafa, küfür bir millettir. Bir de 80 ihtilalinde gördüm. Evet, 80 ihtilalini destekleyenler, Nur Cemaat içinde iki grup vardı. Şu anda bir tanesi onlardan ayrıldı ama yani iman küfür olmuş. Şimdi bu olaylarla insan kendisini seyrediyor. Hadi. Oysa sebep takılmayın, bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Ama bu alem kapanıyor, orada defter duruluyor. Rüştü abiyi gömdük. Evet, değil mi abimiz? Bu dairenin abisi. Yani morka girdim yıkamaya. 2-3 kişi vardı. Tahammül edemedim. Çıktım ya. Ya şimdi kefenler şöyle falan. Ben gömülecek gömemedim. Çünkü sen şey yapıyor. Yani oysa ölüm hakkında neler demişiz. Ama ahiret, Allah ve ahiretten, aşırıdan korkan, mesuliyetten korkan, o zaman biraz daha mesuliyeti birisine yüklemesi lazım. Ben mesela ehven-ü şer deyip, hayr-ı mutlak deyip, estağfurullah deyip, ehven-ü şer'e vereceğim. Sonra aşırıda çıkacak bana, sen buna verdin. Ben de ikinci emirde, 206'da böyle yazıyor. Peki kafa-i şerifine göre hareket yaparsan, isabet edemezsen, ki isabet edebilseydin zaten asıl imamı gelmezdi. Bu bir. Ehven-i Şer kim? Ehven-i Şer, Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduracak sağdan yana, bizden yana, hayr-ı mutlak değil, hayırlarla şerleri beraber olan, ki şer demiş, ehven, azami ehven-i şer, AK Parti gözüküyor. Bunun yanında olmayan, nerede olursan ol, Cumhuriyet Halk Parti'nin yanındasın. Ve Kemalizm, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen rejimin en şerlisine taraftarsın. Çünkü ben bir de şunu söylemekti madem şey yapayım. Çok korkunç bir şey söyleyeceğim.
Ustad diyor ki 1944-47 50 sene sonra diyor bu milletin nesli atisi 97 ve sonrası 1997 sonrası şimdi %90'ı nefs emmaresini Allah diye tapacak diyor. Allah diye tapacak %90'ı. Şimdi ben bunun aklım almıyor. Yani nasıl olacak? Meğer bir hadise geliyor. Adam küfre taraftar oluyor. Oluyor ondan. Bu işte. Din ne diyor diye endişe etmiyor. Acaba dine göre mi veriyorum? Yani nedir o? Acayip bir şey. Bir mesela dini cemaat Kemalizmin rejiminden çıkıp İslamiyet yaşamak için dini cemaat olmuş. Dinsizliğe karşı. Dini cemaat din adına dinsizlerle beraber olursa dini cemaatin düşmanı kimdir? Bir de söylüyorum. Ben Kemalizminden kurtulmak için bir tek başına yaşayamam cemiyette. Bir cemiyetim olması lazım. Cemaat, cemiyet. Dinimi yaşayayım diye. Ben sığındım bu cemaata. Benim dinimi yaşayayım diye. Sen de yaşat diye. Bu cemaat da beni gidiyor teslim oldum. Tamam mı? Şeyde Srebrenica katliamında Hollandalılar Birleşmiş Milletler askerlerine Müslümanlar sığınınca onlar da Sırplara teslim ettiği gibi. Hollandalılar teslim etmiş. Öyle katliam olmuş. Şimdi ben Nurculuğa sığındım. Nurculuk da beni gitti Kemalizme teslim etti. Din adına dinsizlerle beraber olunuyorsa, olursam söyleyin bana dinin düşmanı kimdir? Şimdi baktığın zaman aynı safta. Çok acayip yani. Müslüman diniyle, Müslüman namı altında olanlar diyor, Risale'de geçiyor. Dinsizlerle, komünistlerle, PKK'larla, komünistlerle, Doğu Perinçeklerle, Fethullahçılar aynı. Fethullahçılar, komünistler, PKK, Doğu Perinçek, komünist, bütün şer ordakları ne varsa PKK, Fethullahçılar da aynı. O zaman sen kimsin? İmam-ı Şafii'ye soralım. Sen ya imam demişler. Fitne olduğu zaman doğruyu nasıl buluruz? Doğru nedir? İslam düşmanlarının okunu takip edin. Gittiği yer sizin dostunuzdur. İç ve dış düşmanlar nereye hücum ediyorsa o bizdendir. İslam düşmanlarının düşmanı bizim dostumuzdur. İslam düşmanlarının dostu kim olur? İslam düşmanı. Bizim düşmanımız. Bu kadar kesin. Ya ben böyle düşünüyorum. Benim böyle düşünme şansım var. Ben müracaat ediyorum kitap. İki, tamam. Bu kadar bir değildir. Koca 5 sene değil, 5 dakika, 10 dakika konuştuk. Bu kadar. Bizim dışarıda başkalarına da söylememiz doğru mu? Yoksa doğrudur tabii. Ustak ilan etmiş. Bazıları da bana yazılar yazıyor. O bir siyasete girmişsin falan. En büyük siyasetçi. Allah'tır tövbe estağfurullah. İslam bir siyasetçi, peygamberdir vesaire. Ustad ilan etmiş kitapta. Bu azam-ı şer'i durdurmak için ehven-i şer olan Kur'an, din, vatan adına demokratları destekliyor. Ehven-i şer. Oysa Adnan Menderes'in namazı yoktu. Orada mektup almış değil mi? Evet. Adnan Menderes'in namazı yok, İslam kahramanı diyor. Anlamaz. Peki manzaraya bak. Allah'ım ya Rabbi. 1980'de gördüm. 1980 ihtilali İslam Nurcular içinde çıktı. Tarihi bilmezsiniz. Ben 75'li insanlarım. 78-77'de Nurculuğa girmiş. 80 ihtilalini Kenan Evren'i destekleyen Nurcuların içinde iki grup